İnternette ve kitaplarda bir ton bilgi kullanılmak üzere oracıkta öylece bekliyor. Ama görünen o ki bunca insan arasında pek azı bunları etkili bir şekilde kullanabiliyor ve başarılı oluyor. Peki nedir bu başarı dediğimiz şey? Başarı bir sosyal medya uygulamasında çok takip edilen biri olmak, mavi tik sahibi olmak, birisi gibi çalmak, birisi gibi video çekmek değildir. Onlar zaten halihazırda yapılıyor başkaları tarafından. Gerçek başarı başkası gibi değil, kendin gibi olmak, kendin olmaktır. Burada size bir spor markasının motivasyonel sloganını söylemiyorum. Başarı gerçekten de kendini tanıyıp potansiyelin neyse onu gerçekleştirmek üzere aksiyon almak, yanlış alanda efor sarf etmemektir. Ve bu yolda bizim dikkatimizi dağıtan dahili ve harici bir takım bedahlarımız var. Gel benim gibi ol, oğlum bırak hiç gerek yok bunlara. Ya bırak yapıyorlar da sanki ne oluyor? Ya gel yatalım şöyle uzanalım. Hiç gerek yok şimdi sıfırdan bir şey yapmaya. Bak adamlar yapmış işte onun aynısını yapalım abi ne var? Bak böyle bir şey de var. Bunun gibi de olabilirsin aslında. Gibi şeyler söyleyen bu tip uyaranlara karşı da kayıtsız kalmak oldukça zor. Zira bu uyaranlar benliğimizden gelen bir takım yardım çığlıklarını duymamıza engel oluyor. Peki ne olacak bu yardım çığlıklarını duyduğumuzda? Mış gibi yapmaya uğraştığımızı, asla ait olamayacağımız bir network'e ya da toplumsal sınıfa dahil olmaya çalıştığımızı ve bütün bunların büyük bir illüzyondan ibaret olduğunu fark edeceğiz. Etraftaki türlü türlü uyaran birilerini beyinlerini uyuşturacak seviyede etkiliyor ve onları başarıyla ilerleyecekleri hayat yollarından alıp hayal yoluna sokuyor. Ne demek istiyorum? Mesela şu adamın çaldığı gitar var ya o gitar bende olmadığı sürece asla o adam gibi gitar çalamayacağım gibi bir düşüncenin çıkış noktasından bahsediyorum. Çünkü etrafta o gitarı çalan harika insanlar olduğu için biz mucizeyi ya da kerameti o gitarda zannediyoruz. Bize bunların böyle olduğunu zannettiren şey ise dışarıda değil, çok uzakta da değil göz çukurlarımızın arkasında beyin adını verdiğimiz bir organ. Beyin bazı durumlarda bizden çok daha iyi durumdaki insanları görüp öf ne uğraşacağız şimdi ya onlar gibi olmaya iyiyiz abi böyle falan filan deyip yan gelip yatmamızı salık veriyor bize. Çünkü hala içimizde ilkel, uyuşuk ve konfor alanından çıkmak istemeyen bir yanımız var. Bu yanımız kalkmak istemez. Eyleme geçmek, yarın için bugünden çalışmak istemez. Neden? Çünkü halen avcı ve toplayıcı zamanlardan kalma zihnimizi ve bedenimizi kullanıyoruz. Aslan yoksa Kaçmaya da gerek yok. Ama şu an mevcut ilkel zihin ve bedenimizle bambaşka bir zaman diliminde, bambaşka bir medeniyetin içinde yaşıyoruz. Aslında hepimiz birer zaman yolcusu ya da zaman sürgünüyüz diyebiliriz. İlkel reflekslerimizle modern zamana uyum sağlamaya çalışıyoruz. Gördüğümüz her yeni şeyin tadına bakmaya, her yeni şeyi elde etmeye ama bunu minimum eforla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü eskiden dala uzanabiliyorsanız onu alabiliyordunuz ve o sizindi ama artık öyle değil. Harika gitarlar çalan harika gitarcılar görüyor olmamız bir reklamcılık dehası ve büyük bir organizasyonun final ürünü olmasına rağmen bu gitarcıların harika olana kadar geçirdikleri zaman, bu işin Arge kısmı, çalışma kısmı, kan ter ve gözyaşı kısmı ve bu kısmı çok izlenmediği için biz bu kısımları değil genelde güzel gitar markalarının web sitelerinde gitarcıların en cool pozlarını görüyoruz. Hiçbirinin evde çalışmaktan kafayı yemiş yaptığı şey Olmaya olmaya iyice böyle saçları dimdik olmuş hallerini görmüyoruz. Çünkü onlar izlenmiyor. Ben bu minvalde bir takım şeyler söylemiştim daha önceki videolarda zaten. E peki şimdi bu iyi gitarcı olmak için ya da iyi müzisyen olmak için evdeki arge kısmı, bu saçımızı başımızı yolduğumuz çalışma kısmına, nasıl adım atacağız? Bir türlü adım atamıyoruz. Bir türlü harekete geçemiyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. İşte şimdi bunu analiz edeceğiz beraber. Bunun için pek çok kişisel gelişim ve kendine yardım kitapları, YouTube kanalları vesaire mevcut. Eğer siz de disiplinli bir şekilde çalışamamak, ertelemeden ilerleyememek gibi şeylerden muzdaripseniz bu tip kitaplar ve YouTube kanallarına biraz mesai harcamanız gerekiyor. Onu peşin peşin söyleyeyim. Öyle kendi kendine hallolmuyor hiçbir şey. Çünkü bunlar bizim kendimizi tanıma yolunda bize yardımcı olabilecek şeyler. Peki ne olacak kendimizi tanıyınca? Ne olacak? Neyi seviyoruz? Neyi sevmiyoruz? Neyi yapabiliyoruz? Neyi yapamıyoruz? Neyi ertelemeden akışa geçip hallediyoruz? Neyi savsaklıyoruz? Bunları anlayacağız ve bunu yaparken bir araç kullanacağız. Bunun adı SWOT analizi. Şimdi bir kağıdı alıyoruz. 2'ye 2, 4 kutucuk olacak şekilde bölüyoruz ya da aşağıdaki linkten benim sizler için hazırlamış olduğum şu şablonları indiriyoruz. Türkçesi de var. Her dile, her kültüre göre var. Fark ettiyseniz bu sözcüğümüz 4 tane harften oluşuyor. S, W, O ve T. Bunların her biri bu analizi yaparken kullanacağımız 4 tane ana başlığın ilk harfleri. Bu ana başlıklar Strength, Weaknesses, Opportunities ve Threats. Yani güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, fırsatlarımız, imkanlarımız ve olası tehditler. Şimdi hayali bir arkadaşımız var ve bu arkadaşımızın adı Mali olsun kimseyi töhmet altında bırakmamak için kendimi kullanacağım. Şimdi Mali diyor ki Hocam ben çok iyi bir gitarcı olmak istiyorum ama sadece istiyorum. <laughs> yani bu konuda ne yapacağımı çok da bilmiyor gibi. Zaten ne yapacağını bilmeyenler için piyasada pek çok metot kitabı var. Ama o çalışmak istememesini ya işe yaramazsa, ya yanlış kitaptaysam, ya kitap yanlış kişideyse gibi türlü türlü bahanelere bağlıyor aslında özünde hiç çalışmadan ona sihirli bir değnekle dokunarak ya da tam da olmak istediği gibi bir gitarist olması için gereken bütün bilgilerin ona hap bir bilgi şekilde sunulmasını bekliyor. Beklesin. Biz bu arada bu arkadaşımızın SWOT analizini yapalım. Sevgili Mali, güçlü yanların nelerdir? Neler olduğunu düşünüyorsun bunların? Hocam gitarda kulaktan şarkı çıkarabiliyorum. Kulaktan eşlik edebiliyorum çalınanlara. Açık pozisyon akorları biliyorum hepsini. Başka hocam, müzik dışında yok mu bir şeyler? Müzik dışında. Saatlerce oyun oynarım hocam. Oturup böyle 8 saat, 10 saat. LoL'dü, Fortnite'di, CS'di, Diablo'ydu hepsi var hocam bizde. Bir de elime telefonu aldım mı aralıksız 5 saat insta gezerim. Yani hiç bana mısın demem, gık etmem. Müthiş! Arkadaşımızın güçlü yanları buymuş kendince. Peki. Bir de zayıf yanlarına bakalım. Hocam bir şarkıyı çalışmaya başlıyorum. Şarkıyı bitirmeden... <laughs> şarkıyı bitiremeden yarıda bırakıyorum çalışmayı. Neden? İşte bazen zor şarkı seçiyoruz kısmet. <laughs> yani hangi seviyede olduğumuza bakmadan şu şarkıyı da yakışmaz mı ya bana deyip başlıyoruz çalışmaya. Yapamayınca da bırakıyoruz haliyle tabii. Anlıyorum canım. Başka? E, erteliyorum hocam. Güzel ertelerim ben. Saf saklarım, Erteleme hastalığım var. Vallahi bir de neyi nasıl yapacağımı <laughs> bilmiyorum affedersiniz ama. Niye? Instada 5 saat akıyorsun. Oyun oynuyorsun. Demek ki senin yönlendirilmeye ihtiyacın var. Birileri sana aşağı kaydır dediğinde kaydırabiliyorsun. Doğru hocam haklısın. Doğru. Ya da map'ten şuraya git şu yaratığı kes dediğinde gidip o yaratığı kesiyorsun. Peki neden aldığın bir metot kitabının sana sunduğu yolu takip etmiyorsun? İçindekileri izlemek gibi mesela. Neden biliyor musun? Dopamin yüzünden. Beynini sosyal medyayla, oyunlarla ve gençlerin çok zaman harcadığı bazı şeylerle o kadar yormuşsun ki beynin artık haz alma yetisini kaybetmiş. Senin şu anda bir kitap ya da gitar çalışmakla harcayabileceğin maksimum süre 2 bilemedin 5 dakika. Sana acilen dopamin detoksi yazıyorum. Fırsatlar. Fırsatların neler? Avantajların neler? Neler var elinde? Hocam gitarım var. Bir ses kartım var arkadaşıma oyun çaldım. E, bir cep telefonum var. Çok iyi video çekmiyor ama video çekebilen bir telefonum var. Olsun. Muazzam. Yeter. Başka? Eğer kitaptan falan çalışacaksam okuma yazmam var. Süper. Türkçe okuyup yazıyorsun. İngilizce peki? Herhalde hocam. Sen de ne yaptın ya? ya derdimi anlatacak kadar İngilizce biliyorum. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. <laughs> Cem Yılmaz'a selamımızı çaktığımıza göre devam edebiliriz. Geldik tehditlere. Hayatında tehdit unsuru olarak gördüğün şeyler nelerdir Malicim? Hocam dikkatim dağılıyor. Şimdi benim o, o bir gerçek. Dikkatim çabuk dağılıyor. Mesela aklıma bir şey geliyor telefonda bakmam gereken. Alıyorum tam ona bakmak için. Bir bakıyorum Instagram'da alakasız bir sayfanın alakasız bir videosunu izlerken buluyorum kendimi. Evet cep telefonu senin için büyük bir tehdit onu anladık. Başka? Hocam oyun oynarken geçen zamanı hesaplayamıyorum şimdi açıkça söyleyeyim. Yani hesap kitap yapamadığımdan değil de hesapsızca bir Vakit geçirme durumu oluyor orada. Ee, aralıksız 10 saat oynamışlığım var. Hatta bir sefer altıma iş şey edeyim oldu. Altına iş mi oldu? Oyun oynarken yani. <laughs> Oyun oynarken hayattan bu kadar kopuyorsun ve hala egzersiz yapmadan iyi gitar çalabileceğini falan mı zannediyorsun? Harika ama çok zor söyleyeyim. Hocam bir de sanki bir amacım yok gibi böyle sanki rastgele savruluyor gibiyim hayatta yani. Hani neyi neden yapmam gerekli? Hani bir şey bir şey yapsam iyi olur ama onu neden yapmam gerektiğini bilmiyor gibiyim. Bazen ne yapmam gerektiğini de bilmiyor gibiyim. Genel olarak bilmemekle ilgili bir durum var. Evet. Evet. Ne çıktı ortaya? Sosyal medyada ve oyunlarda tüm gününü geçiren, başladığı şarkıları ya da likleri yarıda bırakan, erteleyen, dikkati dağınık ama buna rağmen gitarı, ses kartı video çekebilen bir telefonu olan, o telefonu eline aldığında video çekmek şöyle dursun, telefonu eline neden aldığını bile unutan ve saatlerce sosyal medyada kaybolan bir arkadaşımız var. Şimdi bu arkadaşın güçlü olduğunu zannettiği yönlerini doğru kutucuğa taşıyarak SWOT analizi tablomuzu dolduralım. Güçlü yanları: Müziğe karşı yeteneğinin olması ve bazı şarkıları kulaktan çıkarabilmesi güzel. Akorları biliyor olması harika. Zayıf yanları: Yarıda bırakması, ertelemesi, saatlerce sosyal medyada ve oyunlarda vakit harcayabilmesi, yönlendirme olmadan ilerleyememesi, İngilizce bilmemesi. Yanlış anlamayın ama çoğu kişi istediği konuda Türkçe kaynak olmamasından yakınıyor ve yakınmak çok konforlu bir şey. İngilizce öğrenmeye başlamak için istediğiniz konularda Türkçe kaynak bulamamaktan daha başka bir sebep olabilir mi? Birileri gelip size bunları Türkçeye çevirmeyecek. Gelin siz İngilizce öğrenin, hem de beyniniz için faydalı bir şey yapmış olursunuz. Fırsatları, imkanları, gitarının, ses kartının ve video çekebilen bir cep telefonunun olması. Vakit, vakti var bu arkadaşın. Günde 10 saat oyun artı 5 saat sosyal medyaya vakit ayıran biri gitar çalmaya da vakit bulabilir bence. Okuma yazma biliyor. Harika. Ve tehditler. Teknoloji. Aşırı teknoloji. Bu arkadaşın telefondan metronom bile kullanmaması lazım normalde ama şimdi durduk yere masraf açmayalım başına. Metronomu kullanabilir. Programsızlık, plansızlık. Kaybolup gitmeye çok müsait amaçsızlık neyi neden yapması gerektiğini bilmiyor. Evet şimdi bu arkadaşımız bu tabloya bakarak biraz olsun kendisini tanıyabilecek. İlerlemesinin önündeki engelleri, olası tehditleri görüp buna göre aksiyon alabilecek. En azından o ait olmak istediği network'e ait olmak için nelerin altını kapatıp nelerin altını açması gerektiğini daha net görecek. Yani analiz tablomuzun sol tarafındakilere odaklanırken sağ tarafındakilerden kaçınacak. Mesela cep telefonuyla daha az vakit geçirecek çünkü başka çaresi yok. Artık hemen her telefonda kullanım süresini kısıtlayan bir takım özellikler mevcut. Telefonunuzda böyle bir özellik yoksa da bunu ekstradan app olarak indirebiliyorsunuz. Örneğin Instagram kullanımı için günlük 1 saat ayırıyorsunuz. O 1 saat sonunda uygulamaya girmenize izin vermiyor. E tabi isteseniz girersiniz ama... E birazcık da öz denetim yahu değil mi? Yani bu tip sosyal medya uygulamalarını cep telefonumuza indirebilip ve sabah uyanır uyanmaz böyle gözümüzü açtığımız anda kendimizi buna maruz bırakabiliyoruz diye. Bunlar tamamen yasal diye. Bunların hiçbir zararı yok mu zannediyoruz? Mahvediyoruz beynimizi arkadaşlar. Neyse ebeveyn modumu kapatıyorum şimdilik bir işi yaparken haz almamızı sağlayan hormona dopamin diyoruz. Ve bu sosyal medya uygulamaları, bilgisayar oyunları ve bize diğer haz veren her türlü şeyi limitsizce yaptığımızda bu dopamin reseptörleri dopamin hormonuna karşı duyarsızlaşıyorlar. Diyabet gibi ve diyabet kadar tehlikeli aslında ama psikolojiye birkaç yüzyıl kadar uzak olduğumuzdan işin vehametini fark edemiyoruz. Ama güzel haber şu ki hazın altını kısıp dopamin salgılatan şeylere biraz ara verdiğimizde reseptörler tekrar hızla duyarlı hale geliyorlar. Ve biz de bizi sıkan 5-10 dakikalık kitap okuma sürelerimizi 1-2 saatlere çıkarabiliyoruz. Başladıktan 5 dakika sonra sıkıldığımız ve yapamayınca bırakmak istediğimiz zor şarkıları çıkarma seanslarımızı 1-1,5 saatlere çıkarabiliyoruz. Ve diğer çok erken bitmesinden yakındığımız bir takım etkinliklerin süresini uzatabiliyoruz. Peki bu çalışma sürelerini nasıl organize edeceğiz? Kendimize nasıl bir çalışma programı hazırlayacağız? Bu da önümüzdeki videolardan birinin konusu olsun. Bu videoda istediğimiz şeylere ulaşmamızın önündeki bir takım zayıflıklarımızı ve tehditleri analiz ettik ve arkasından gitmemiz gereken güçlü yanlarımız ve fırsatlarımızı öğrendik. Başlangıç için bu bile yeterli bence. Tamam, görüşürüz.